Merhaba arkadaşlar, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sınıflandırmada kaldığımız yerden, hayvanlar aleminden devam edeceğiz. Bir önceki videolarda sizlerle bakteriler alemini, arke bakterileri, protist alemini ve bitkileri bitirdik. Şimdi ökaryot grupta olan hayvanlar alemine geldik. Şimdi benim canlım eğer ökaryot hücre yapısına sahipse neyi bulunması gerekiyordu bunun? Çekirdeği bulunması gerekiyor. Şimdi hayvanlar alemini incelediğiniz zaman bütün hepsi ökaryottur. Bütün hepsi ökaryot olacak. Yani çekirdekleri var. Bir de hayvanlar aleminin hepsi hetetrof beslenmek zorunda. Yani kendi besinlerini kendi üretemeyecekler. Dışarıdan hazır alacaklar. O yüzden baktığımız zaman hayvanlar aleminde kesinlikle kloroplast bulunmaz. Yani klorofil ve kloroplast hayvanlar aleminde görülmez. Hepsi kendi besinini dışarıdan hazır alır. Şimdi bunlar genellikle aktif hareket eder. Hani bunlardan istisna olarak sünger de aktif hareket olmaz bazı gruplarında. Süngerler suyun zeminine yapışık bir halde yaşayabilirler. Ama geneli aktif hareket edebilirler. Şimdi hayvanlar alemini incelediğim zaman içinde eşeysiz, eşeyli, hem eşeysiz hem de eşeyli üreyen türleri bulunuyor. Şimdi bütün hepsinin glikozu depo etmesi gerekiyor. Hayvanların aleminin hepsi glikozu glikojen olarak depo eder. Bitkiler ne olarak depoluyordu? Nişasta. Bakteriler ne olarak depoluyordu? Glikojen. Yani bakteriler ve hayvanlar glikozun fazlasını glikojen olarak depo eder. Hayvanlar alemine baktığım zaman hücre duvarı bulunmaz. Hücre duvarı bulunmaz. Hücre duvarı bulunan canlıları bir hatırladığımızda 3 taneydi. Bunlardan biri bakteri. Bunlar önemli bizim için. Diğeri bitki. Diğerine de mantar demiştir. Bakteride bulunan hücre duvarı peptid obligan. Bitkide bulunan hücre duvarı selüloz yapılı. Mantarda bulunan hücre duvarı ise kitin yapılı olacak. Şimdi biz hayvanlar alemini incelediğimiz zaman omurga bulundurup bulundurmamasına göre ikiye ayıracağız. Omurgasız hayvanlar ve omurgalı hayvanlar olmak üzere. Omurgasız grubu incelediğimiz zaman basitten daha gelişmişe doğru bir süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklılar ve derisi dikenliler olmak üzere omurgasızları 6 tane grupta inceleyeceğiz. Bu saydığım sırada basitten gelişmişe doğruydu. Şimdi bir omurgasız hayvanların genel özelliklerine baktığımız zaman zaten söylemiştik. Bunlarda omurga yok. Şimdi bizim vücudumuzda sinir şeridi bulunuyor. Bu omurgasızlarda sinir şeridi sırt tarafından değil karın bölgesinden geçecek ve bu hepsinde yok. Çünkü bazılarında sinir bulunmayacak. Bazı omurgasızların karın kısmından sinir şeridi geçer. Kemik ya da kıkırdak yapılı iç iskeletlere sahip değildir. Bazı türlerinde dış iskeletleri olabiliyor. Şimdi biz incelediğimiz zaman iç iskeletleri var ama bunlar kemik ya da kıkırdak değil. Bunu örnek olarak da süngerleri vereceğiz. Süngerleri incelediğimiz zaman bunların basit yapılı bir iç iskeletleri olacak. Buna dikkat edin. Bunu çok caydırıcı olarak kullanıyorlar. Hani biz omurgasız dediğimiz için İç iskelet yok gibi düşünüyorsunuz. Bunlarda iç iskelet var bazı türlerinde ama bu kesinlikle kemik ya da kıkırdak olamaz. Genellikle vücutlarında düz kas bulunmakla birlikte eklem bacaklı olanlarında çizgili kas var. Şimdi çizgili kasları incelediğimiz zaman bunlar düz kaslara göre daha hızlı hareket eder. Yani eklem bacaklıların, böceklerin hızlı hareket etme nedenlerinden biri çizgili kas bulundurmaları olacak. Bu grubu incelediğiniz zaman yine burada eşeysiz, eşeyli, işte hem eşeyli hem de eşeysiz üremeler görülebiliyor. Karada yaşayan formları var, suda yaşayan formları var. Şimdi biz tür çeşitliliği bakımından incelediğimiz zaman omurgasız hayvanlardaki tür sayısı çok fazla olacak. Bunun nedeni de eklem bacaklıları biz bu grupta incelememiz. Çünkü çok fazla sayıda böcek türü bulunacak. Şimdi dediğim gibi biz basitten karmaşığa doğru sayarken birinci gruba biz dedik ki birinci grupta süngerler bulunur. Süngerler bu deniz dibinde yaşayan. Bu sünger boptan aklınıza gelebilir. Hani onun üzerine böyle yuvarlak yuvarlak porlar var. İşte yine aynı şekilde süngerler de denizin diplerinde yaşayan, üzerinde bu şekilde porlar bulunan ve bu porlardan içeriye su alan, besin alan canlılar. O yüzden beslenme şekli nasıl olacak? Dışarıdan
difüzyonla vücuduna giren mikroorganizmalardan, besinlerden yararlanacak. Yine aynı şekilde suyu da dışarıdan alacak süngerler. Üzerinde çok fazla por bulunur. Porlar sayesinde beslenir. Boşaltımını yine porlar sayesinde yapar. Şimdi bu en ilkel grubu omurgasızların. Biz süngerleri incelediğimiz zaman süngerlerde sinir sistemi görülmez. Süngerlerde sinir görülmez. Burası bizim için önemli. Çok basit canlılar dedik. Tatlı sularda ya da tuzlu sularda yaşayabilirler. Farklı renk ve şekillerde olabilir. Aşağıda iki tane sünger örneği verilmiş. Şimdi baktığımız zaman şekillere belirgin bir vücut simetrileri yok. Yani ben buradan çizdiğim zaman hani eşit şekilde kesinlikle ayıramıyor. Belli bir vücut simetrileri bulunmuyor. Şimdi biz süngerlerde demiştik ki iç iskelet var. Ama bu iç iskelet kesinlikle kemik ya da kıkırdak değil. Böyle iğne şeklinde bulunan basit yapılı iç iskeletleri bulunacak. Şimdi geldik sölentellere. Şimdi süngerlerden bir sonraki grup, yani bunlardan daha gelişmiş olan grup. Süngerlere geldiğimiz zaman süngerlerde şöyle bir özellik göreceğiz. İlk defa sinir sisteminin görüldüğü omurgasız hayvan. Şöyle bir sölentel diyelim. İlk defa ne görüldü? Sinir ağının görüldüğü ilk canlı sölenteller olacak. Şimdi süngerlerde beslenme şekli difüzyondaydı. Sölentelde de şöyle bir durum var. Ağız ve anüs tek açıklıktan oluşuyor. Yani aldığı besinleri aynı açıklıktan tekrardan dışarıya gönderecek. Yine devam ettik bu konuya. Vücutlarında bulunan yakıcı kapsüller var. Şimdi bu sölentellerin dışında kendilerini canlılardan korumak için böyle iğne şeklinde çıkıntılar olacak ve bunlar da diğer canlıdan bunları koruyacak. Şimdi bunlara baktığımız zaman örnek neyi verebiliriz? Hidra, deniz anası, mercanlar, bunların hepsi sölentel dediğimiz grupta yer alacaklar. Mercanlar gibi bazı türlerinde dış iskeletleri bulunabiliyor. Yine bunlar yüzerek hareket edebiliyorlar. Eşeyli ve eşes üreme şekilleri de görülebilir. Bir sonraki gelişmiş canlımız solucanlar. Şimdi biz solucanları incelerken kendi arasında solucanları 3'e ayıracağız. Yuvarlak solucanlar, yassı solucanlar ve halkalı solucanlar olmak üzere ben bunları 3'e ayıracağım. Şimdi solucanlara baktığımız zaman denizlerde, tatlı sularda, toprakta ve parazit olarak başka bir canlı üzerinde yaşayan türleri bulunabiliyor. Parazitlik neydi? Parazit dediğimiz canlı gidecek de başka bir canlı üzerine yapışacak, ondan fayda sağlayacak ama bu canlıya ne verecekti? Zarar verecekti. Şimdi birinci grubumuz yassı solucanlar. Yassı solucanlarda vücut içinde bulunan sindirim boşluğu yine bir tane açıklıkla olacak. Yani ağız ve anüs aynı görevi görüyor. Yine bunlar da sölentellerde ilk defa gördüğümüz sinir bunlarla devam edecek. Gaz alışverişini difüzyonla vücut yüzeyinden yapacak. Yassı solucanların rejenerasyon yetenekleri yüksektir. Mesela ben yassı solucana planaryaya örnek verebilirim. Şöyle bir planarya çizersek. Bizim planaryamız, rejenerasyon dediğimiz olay herhangi bir yerinden kesiliyor. Kesildikten sonra kalan iki tane parça kendini tamamlayarak iki tane planarya meydana getirebiliyor. Yani rejenerasyonla kendi sayılarını arttırabilirler, kendini yenileyebilirler. Şimdi bazı türlerine baktığımız zaman hem dişi hem de erkek organ birlikte bulunabiliyor. Hem dişi hem de erkek organ birlikte bulunursa biz bu canlılara hermafrodit canlılar diyeceğiz. Bazı türleri parazittir. Yani parazit dediğimiz şey gidecek bir yere yapışacak ve oradaki besinlerden faydalanacak. Mesela ten yağ, planerya insan bağırsağına gider. Bizim bağırsağımızdaki monomer maddeleri alır ve orada parazit olarak yaşayabilirler. Yassı solucanlar örnek tenya ve planaryayı verdik. Yuvarlak solucanlarla devam ediyoruz. Şimdi yuvarlak solucanlar vücutları ince, uzun ve silindir şeklindedir. Şimdi bunlarda ağız ve anüs olmak üzere iki tane açıklık meydana gelecek. Yani ben yassı solucanlara kadar tek açıklık bulundurmuştum. Bu sefer yuvarlak solucandan itibaren ne olacak? Vücutlarında iki tane açıklık görülecek. Ağız ve anüs birbirinden farklılaşacak. Sonra geldik halkalı solucanlara.
Halkalı solucanlar da bu genelde toprakta gördüğümüz solucanlar. Yani şu şekilde yukarıdan baktığımız zaman halkalar yan yana gelmiş gibi duruyor. Bu halkalar sayesinde zaten ileriye doğru hareketi sağlayacak. Şimdi bunlara baktığımız zaman toprakta, denizlerde, tatlı sularda yaşayabilir. Benim için bunların en önemli özelliği halkalı solucanlarda ilk defa kapalı dolaşım görülür. Şimdi şöyle baktığımız zaman omurgasızlarda aslında kapalı dolaşım bazı türlerinde meydana geliyor. Onu da şöyle kodlayacağız. Omurgalıların hepsi kapalı dolaşıma sahip. Omurgasızlardan da tam omurgalı diye bir kodlama yapacağız. Omurgalı hayvanların hepsinde var demiştik. Omurgasızlardan toprak solucanı, ahtapot ve bir de kimde bulunacak? Mürekkep balığı. Gençler bu arada mürekkep balığı balık türünde değil, mürekkep balığını biz yumuşakça olan omurgasızlar grubunda inceleyeceğiz. Balık omurgalı, yumuşakça omurgasız olacak. Şimdi omurgalı hayvanların hepsinde kapalı dolaşım var. Omurgasızlardan kimde görülüyormuş? Tam omurgalı diye kodlayacağız. Toprak solucanı, ahtapot ve mürekkep balığı olacak. İlk defa kapalı dolaşım kimde görülür derseniz toprak solucanında görülecek. Sonra devam ediyoruz. Bu arada ilkler bizim için önemli. Onlara şöyle bir tekrardan yine bir tekrar edelim. İlk defa sinir kimde görülmüştü? Sölenterlerde. İlk defa iki açıklık kimde görüldü? Yuvarlak solucanda. İlk defa kapalı dolaşım kimde görüldü? Halkalı solucanda görüldü. Örneklerine baktığımız zaman Ternia, Planaria, yassı solucan, yuvarlak solucana kıl kurdu, bağırsak solucanını verebiliriz. Halkalı solucanlara da toprak solucanı ve sülüğü örnek verebiliriz. Omurgalıların hepsinde kapalı dolaşım var. Omurgasızlarda da tam diye kodlamıştık. Toprak solucanı, ahtapot, mürekkep, balığı dedik. Şimdi geldik yumuşakçalara. Vücutları yumuşak olup belirli bir simetri göstermez. Midye, salyangoz gibi çeşitlerinde dış iskelet bulunabilir. Şimdi yumuşakçalarda şöyle düşüneceğiz. Yumuşakçalara baktığımız zaman dıştan şöyle bir katman bunları kapatır. Ben bu katmana manto diyeceğim. O yüzden manto kimlerde görülür sadece? Yumuşakçalarda görülecek. Şimdi suda yaşayanları var bunların. Suda yaşayanlar solungaç solunumu yapacak. Karadaki olanlar ise yine deri solunumu, difüzyon gibi olaylarla solunumunu yapabilecek. Eşeyli olarak ürerler. Örnek olarak bunlara salyangoz, midye, ahtapot ve mürekkep balığını vereceğiz. Ahtapot ve mürekkep balığında ne bulunuyor demiştik? Bunlar da kapalı dolaşım görülür. Şimdi kapalı dolaşım ve açık dolaşım ne diye sorarsanız kapalı dolaşımı şöyle tanımlayabiliriz. Kapalı dolaşımda vücudunda hem atar damar bulunur, hem toplar damar bulunur, hem de kılcal damar bulunur. Yani bu şekilde de sorabilir. Aşağıdaki canlıların hangisinde atar, toplar ve kılcal damar bir arada bulunur derse kapalı dolaşım. Ama açık dolaşımda sadece atar damar ve toplar damar bulunacak. Manto kime özgü? Yumuşakçalara özgü. Örnekleri salyangoz, midye, ahtapot, mürekkep balığı şeklinde olacak. Bu konuyu bol bol tekrarlarsanız daha çok akılda kalabilir. İlk defa nerede neyin görüldüğü bizim için önemli olacak. Şimdi eklem bacaklılara geçmeden yine ben size tekrar edeceğim. İlk defa sinir kimde görülmüştü? İlk defa sinir sölenterlerde görülecek. İlk defa kapalı dolaşım halkalı solucanlarda. İlk defa iki açıklık yani ağız ve anüsün farklılaşması da yuvarlak solucanlarda görülecek. Şimdi eklem bacaklılar grubuna geldiğimiz zaman tür sayısı bakımından hayvanlar aleminin en zengin grubu olacak. Şimdi böcekler de bu gruba giriyor. Suda ve karada yaşayan türlerinin yanı sıra bunlar da yine parazitler olabiliyor. Parazitler de gidiyor başka bir canlının üzerine yapışıyor. Şimdi biz bunları incelediğimiz zaman eklem bacaklarının çoğunda bir dış iskelet bulunacak. Ve bizim bu dış iskeletimiz ise kitin yapılı olacak. Yani kitin dediğimiz bir karbonhidrat türü.
Şimdi bu grubu incelediğiniz zaman örümcek, akrep, yengeç, istakoz bunların hepsi eklem bacaklılar grubuna giriyor. Şimdi burada bilmemiz gereken şey eklem bacaklarının pek çoğunda gelişme aşamasında başkalaşım dediğimiz olaylar meydana gelebiliyor. Şimdi sonraki grubumuz derisi dikenliler. Derisi dikenlilere örnek verdiğimiz zaman bunlar deniz yıldızı ve deniz kestanesi örneklerini verebiliriz. Şimdi ben bunların vücutlarına baktığım zaman diken şeklinde çıkıntılar bulunacak. Eşeyle de üreyebilirler, eşeysiz de üreyebilirler. Derisi dikenlilerin tamamı denizde yaşar ve bunlar da solungaç solunumu yapar. Şimdi bazen şey soruluyor size, deniz hıyarı, deniz kestanesini veriyorlar. Şimdi bunların her biri derisi dikenli olduğu için, işte deniz kestanesi desin, deniz hıyarı desin, bunlar kesinlikle bitki değil. Yani bunlar hangi grupta? Derisi dikenliler. Bunlar hangi aleme bağlı? Hayvanlar alemine. Ve hayvanlar aleminde kendi besini, kendi üretme dediğimiz olay meydana gelmeyecek. Şimdi biz omurgalı hayvanlara geldiğimiz zaman, omurgalı hayvanlara ne demiştik? İşte omurgası bulunan hayvan grubu ve bunların sinir şeritleri nereden geçecek? Sırt bölgesinden, omurganın içinden bir sinir şeridi geçer. Şimdi biz bu omurgalı hayvanları incelediğimiz zaman bunların tamamında kapalı dolaşım bulunur. Tamamı ayrı eşeyli olup, ayrı eşeyli oldukları için hani döllenme olayı meydana getirecekler. Boşaltım organı böbrektir. Şimdi o zaman bütün omurgalılarda bulunan özelliklere baktığımız zaman bütün omurgalılarda bulunan özelliklerden biri eşeyli ürerler. Yani bunlar ayrı eşeyli canlılardır. Bu grubu incelediğimiz zaman bu grupta hepsinin boşaltım organı böbrek olacak. Hepsinde bir iç iskelet bulunacak. Tabii benim bu iç iskeletim kıkırdak da olabilir. Benim bu iç iskeletim kemikte olabilir. Sonra hepsinin sırtında sinir şeridi bulunacak. Sinir şeridi oluşmadan önceki haline ben notokort diyeceğim. Hepsinde ilk başta notokort var ama zamanla bu tabi sinir şeridine dönecek. Ve bunların hepsinin aslında anne karnındayken bir kuyruk var ve kuyruk zamanla kayboluyor. Mesela biz de bu aleme giriyoruz ama bizde kuyruk sokumu dediğimiz bir bölge var. İşte kuyruk anne embriyonik dönemde var, daha sonra kayboluyor. Yani tahtaya yazdıklarım hepsi bütün omurgalı hayvanlarda görülebiliyor. Şimdi ben bunları size basitten karmaşığa doğru anlatacağım. En basit olan grubum benim balıklar. Şimdi biz balıklara baktığımız zaman balıklarda iki gözlü odacık bulunacak. Şimdi yani kalpleri iki tane şu şekilde odacıktan meydana gelecek. Şimdi baktığım zaman balıklarda akciğerde değil kanlar da temizlenecek, solungaçlar da temizlenecek. Şimdi şöyle düşünelim, şurada ya da bir tane solungaç yarıklarını çizelim. Şimdi solungaçlarda temizlenen kan vücuda gitti, vücutta kirlendi. Kirlendikten sonra nereye geldi? Kalbe geldi. Sonra kalpten nereye gönderildi? Solungaçlara. Yine orada kirlendi. O zaman şöyle diyebilir miyim? Bunun vücutlarında temiz kan geziyor. Ama kalbine sonra kirleniyor. Kalbine gelen kan nasıl? Kirli. Eğer ki bir canlının vücudunda kirli kan ya da karışık kan bulunuyorsa benim canlım soğukkanlı hayvan olacak. O yüzden balıklar soğukkanlı hayvandır. Vücutlarında temiz kan, kalplerinde kirli kan bulunur. Kirli kan bulunduğundan dolayı da soğukkanlı hayvanlar olacak. Şimdi bunlar protein atığı yani amino asit atığı olarak amonyak oluşturacaklar. Amonyağı herhangi bir şeye çevirmeden direkt dışarıya atarlar. Yani bunların boşaltım atıkları amonyaktır. Yumurtlayarak çoğalırlar. İşte bunlarda yavru bakımı görülmeyecek. Yüzgeçleriyle hareket ederler. Şimdi bunlarda da yine aynı şekilde böbrek bütün omurgalılarda bulunuyor demiştik. Bunlarda böbrek bulunacak. Sonra geldik diğer grubum iki yaşamlılar. İki yaşamlılara ben kurbağalar diyeceğim. Yani şöyle bir dönemini suda geçiriyorlar hayatının, bir döneminde de karaya çıkıyorlar. Embriyonik dönemde suda, yani şöyle kurbağalar oluşurken yumurtalarını, spermlerini suya bırakıyor. Yumurtayla sperm yan yana geliyor, dölleniyor. Belli bir süre suyun içinde yaşıyor. Daha sonra karaya çıkıyor. Şimdi kurbağa ve semenderler bu gruba girecek.
Şimdi biz bunları incelediğimiz zaman bunlarda da başkalaşım görülecek. Başkalaşım omurgasızlarda kimde görülüyor demiştik? Eklem bacaklılarda, omurgalılarda da kimde görülecek? İki yaşamlılarda görülecek. Şimdi bu başkalaşım geçirmelerin nedenleri ne? Şimdi yumurta ile sperm yan yana geldi, dışarıda döllendi. Ve bu döllendikten sonra bunların beslenmesi gerekiyor. Çünkü enerjiye ihtiyaçları var. Vitellus kesesi dediğimiz bir kese var ve buradan besleniyorlar. Ama bu kese yeterli olmadığı için kurbağa tam gelişimini tamamlayamadan oluşuyor. Şu şekilde görmüşsünüzdür, kurukları oluyor. Şimdi bu zamanla artık beslenmeye devam edecek ve gelişimini tamamlayıp kuyruğunu düşürecek. Biz bu olaya da başkalaşım diyeceğiz. Yani kurbağaların başkalaşım geçirmesinin nedeni vitellus keselerinin yetersiz olması. Yani gelişimini nerede tamamlıyor? Suyun içinde dünyaya geldikten sonra tamamlıyor. Larval döneminde yani suyun içindeyken solungaç solunumu yapacaklar. Ergin dönemde yani karaya çıktıklarında akciğer ve deri solunumu yapar. Şimdi bunlar deri solunumu yapıyorsa, deri solunumu yapması için derinin üzerinin nemli olması lazım. Mesela kuru olan sürüngenler bunu yapamıyor. Kurbağalara da baktığınız zaman üzeri nemli, yani bunun üzerinde ne bulunacak? Mukus dediğimiz madde bulunacak. Şimdi bunları incelediğimiz zaman bunların kalplerinin de şeklini çizelim. Bunların kalpleri 3 odacıklı. Yani 2 tane kulakçık, 1 tane de karıncık bulunacak. Bunlarda ne demiştik? Akciğerleri var. Akciğerlerinde temizleniyor. Şuraya da ben akciğer diyeyim. Akciğerlerine geldi, kan temizlendi. Temizlendikten sonra giriş yaptı kulakçıklardan. Nereye geldi temiz kan? Karıncıklara geldi. Sonra vücutta kirlenen kan da sağ kulakçıktan giriş yapmıştı. Sonra nereye geldi? Karıncığa. Temiz kanla kirli kan burada karıştı ve buradan vücuda pompalanacak. O yüzden bunların vücudunda nasıl kan bulunacak? Karışık kan bulunacak. Biz ne demiştik bir önceki balıklarda? Vücutlarında kirli kan ya da karışık kan varsa benim hayvanım nasıl olacak? Soğukkanlı hayvan olacak. Şimdi geldik sürüngenlere. Sürüngenlerle geldiğimiz zaman, şimdi sürüngenlere baktığımız zaman bunların üzerinde, vücutlarının üzerinde böyle keratinden yapılı pullar ve plakalar bulunabiliyor. Timsah düşünün. İşte keratin yapılı pul ya da plaka dersem aklıma gelecek olan şey sürüngenler olacak. Bunların suda ve karada yaşayan türleri mevcuttur. Akciğer solunumu yapar. Bunlarda deri solunumu gözlenmez. Yani o yüzden derileri nemli değil. Zaten orada keratinden yapılı pullar bulunuyor. Boşaltım atığı bunların ürik asit olacak. Yine böbrekleri bulunacak. Bunlar da yine aynı şekilde soğukkanlı hayvanlar. Şimdi ben soğukkanlı hayvana baktığım zaman bunlar dedik ki biz sürüngenler, hani iki yaşamlardan biraz daha gelişmiş. Onların kalbi de şöyle oluyor. 2 tane kulakçık, yine 1 tane karıncık var. Ama karıncık arasında yarım perde bulunacak. Ama yarım perde gelen kirli kanla temiz kanın karışmasını önlemeyecek. O yüzden bunlar da soğukkanlı hayvanlar olacak. Şimdi yarım perde demiştik ama bir istisnamız var. Biz timsahı incelediğimiz zaman timsahın perdesi tam olacak. Ama bunda da şöyle bir şey var. Bu tam olan perdenin arasında bir boşluk var. Ben bu boşluğa Palizza kanalı diyeceğim. Ve boşluk olduğundan dolayı yine kirli kanla temiz kan karışacak. Yine bu da nasıl hayvan olacak? Soğukkanlı hayvan olacak. Şimdi biz sürüngenlerin üremesine baktığımız zaman bunlar yumurta oluşuyor. Yumurta nerede oluştu? İçeride döllendi. Ama gelişimini nerede tamamlıyor? Dışarıda tamamlıyor. O yüzden bunlarda iç döllenme, dış gelişme görülür. Ve bunlarda yavru bakımı yok. Yılan, kaplumbağa, kertengele, timsah, sürüngen bu grupta. Şimdi yılanla ilgili şöyle bir algı oluşuyor. Ben yılanı hangi grupta inceliyorum? Omurgalı hayvanlar. Yani bunların da iç iskeletleri olacak. Sonra devam ediyoruz. Kuşlara geldik. Şimdi kuşlar ve memelilerle ilgili şunu bileceksiniz. Bunların kalpleri 4 bölmeli. Yani şöyle çizelim. 2 tane kulakçık, 2 tane karıncıktan oluşuyor. Şimdi akciğerleri var. Akciğerlerde kan temizlendi. Temizlenen kan nereden giriş yapıyor? Sol kulakçık, sol karıncık. Yani burada temiz kan var. Sonra vücutlarında kirlenen kan nereden giriş yaptı? Sağ taraftan. Kirli kan sağ kulakçık, sağ karıncıktan geldi. Daha sonra kirlenen kan temizlensin diye nereye gitti? Akciğerlere. Akciğer bunu temizlemişti. Sol taraftan gönderdi.
Solda bulunan temiz kan vücuda pompalanacak. O zaman baktığımız zaman vücutlarında nasıl kan geziyor? Temiz. Kalplerine baktığımız zaman temiz kan ve kirli kan birbirine karışmıyor. Yani 4 tane bölmeden oluşuyor. O yüzden vücutlarında temiz, kalbinde temiz kan olduğu için biz bu hayvanlara nasıl hayvanlar diyeceğiz? Sıcakkanlı hayvanlar. Yani bunların vücut sıcaklığı çevrenin sıcaklığının artmasıyla değişmez. Şöyle düşünün, 40 derecelik bir yerde de olsanız vücut sıcaklığınız aynı. İşte 10 derecelik bir yere gitseniz de vücut sıcaklığınız aynı. Ama soğukkanlı hayvanlarda vücut sıcaklığı değişebiliyor. Sonra geldik bu gruba baktığımız zaman, o zaman kalpleri 4 odacıklı olduğuna göre kuşların, kuşlarda ne olacak? Sıcakkanlı hayvanlar olacak. Şimdi bunları incelediğiniz zaman kanal şeklinde ön üyeleri kanal şeklini almıştır. Kuşların üremelerine baktığımız zaman yine yumurtayla, yani iç döllenme, dış gelişme görülecek. Ve bunlarda yavru besleme dediğimiz olay kuşlarda görülecek. Aynı şekilde memelilerde de var bu. Akciğer solunumu yapar. Şimdi bunlarda şöyle, bunlar havada uzun süre uçtukları için aslında daha fazla oksijene ihtiyaç duyuyorlar. Ve akciğerlerine bağlı hava keseleri sayesinde havadaki oksijenden daha fazla yararlanıyorlar. O zaman bana hava kesesi derse, hava kesesi kimlere özgü? Akciğere özgü olacak. Şimdi bunlar uçtukları için hani ağırlığını hafifletmek istiyor. Ağırlığını hafifletmek istedikleri için bunların kemiklerinin içi boş. Hatta şöyle, dişlerinden de kurtuluyorlar hafiflemek için. Dişlerinin yerine görev yapan kim oluyor? Gaga. Şimdi kuşlara baktığımız zaman da beslenme şekilleri birbirinden farklı oldukları için ağızlarında bulunan gagalar da birbirinden farklı olacak. O yüzden kuşlarda dudak ve diş yok. Kemiklerin içi boş. Nedeni ne? Uçuyor. Uçuyorsa kendini hafifletmek isteyecek. Ve daha fazla oksijen ihtiyacı olduğu için de bunlarda ne bulunacak? Hava kesesi bulunacak. Gaga yapısının farklı olmasının nedeni de beslenme şekillerinin birbirinden farklı olması. Bunların da boşaltım atıkları ürik asit. Bütün omurgalılarda olduğu gibi bunlarda da ne olacak? Böbrek bulunacak. Şimdi aşağıda bize bir örnek soru vermiş. Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması bir hayvanın kuş olduğunun kanıtı sayılır? Ha, bu arada biz kuşları incelediğimiz zaman kuşların üzerinde bulunan şu yapılara biz tüy diyeceğiz. Yani tüy kimlere özgü? Kuşlara. Genelde tüy ile kıl karışıyor. Şimdi tüy kuşlarda, kıl memelilerde bulunacak. Yani insanlarda bulunan kıl, kuşlarda bulunan tüy olacak. Uçma yeteneğine sahip olmak, bütün hepsi uçmuyor. Kanatlara sahip olmak kesinlikle ben uçuyordur kuştu mesela, yarasada da var ama biz yarasayı memeliler grubunda inceleyeceğiz. Yumurtlayarak çoğalma, bunlar sürüngenlerde de görülebiliyor. Sabit vücut sıcaklığına sahip olma kuşlarda da var, memelilerde de var. Ama tüy diyorsan bu kimlere özgü? Kuşlara özgü. Yani kuşlara özgü özelliklere baktığımız zaman tüy, dişlerinin olmaması, diş yerine gaganın görev yapması, hava keselerinin bulunması, bunlar kemiklerin içinin boş olması kuşlara özgü olaylar olacak. Şimdi geldik memelilere baktığımız zaman, memeliler hayvanlar aleminin en gelişmiş grubu. Yine aynı şekilde tahtaya çizdiğim gibi 4 tane odacıklı kalp bulunduracaklar. Ve bu yüzden vücutlarında temiz, kalbinde temiz ve kirli kan karışmadığı için bunlar sıcakkanlı hayvanlar, vücut sıcaklıkları değişmez. Şimdi memelilere baktığımız zaman memelilerin vücutlarında kıl bulunur. Bu suda yaşayan memeliler hariç, ama şöyle diyeceksiniz, aslında kıl var ama zamanla bunlar da köreliyor. Embriyonik dönemde kıl görülür bütün memelilerde ama zamanla körelebilir. Şimdi bunların akciğerlerinde alveol adı verilen özel yapılar bulunacak. Şimdi bu alveoller sayesinde de memelilerin daha fazla oksijen ihtiyacı olduğu için daha fazla oksijen alabilecekler. Diyafram kasına sahiptirler. Olgun al yuvarları çekirdek bulundurmaz. Şimdi süt bezleri memelilerde bulunacak ve yavrularını sütle besler. Ter bezleri yine memelilerde görülecek ve kulak kepçesi vardır. Ama yine kim hariç? Su memelileri hariç. Şimdi karşınıza şey de çıkabiliyor bazen. Biz burada kaslı diyaframı verdik. Bazı kaynaklarda görebilirsiniz. Zarsı diyafram. Eğer zarsı diyafram derse bu kuşlarda olacak.
Soluk alıp vermede bir etkisi yok bu zarsı diyaframın. Kuşlara özgüdür. Kaslı diyafram derse de kimlere özgü olacak? Memelilere özgü olacak. Şimdi biz memelileri incelediğimiz zaman döllenmesi nasıl meydana geliyor? Memelilerin döllenmesi iç döllenme, iç gelişme. Ama şöyle bir istisna var onda da. Kangurular içeride dölleniyor ama gelişiminin bir kısmını annenin kesesinde devam ediyor. Yani dışarıda devam edecek. Yine memelilerde de yavru bakımı görülür. Şimdi bir tekrar ettiğimiz zaman kuşlara özgü olan hava kesesi, vücutlarında bulunan tüy, zarsı, diyafram, dişlerinin olmaması, kemiklerin içinin boş olması bu kuşlarda görülüyor. Memelilerde ise vücut yüzeylerinde kılların bulunması, alveol, çekirdeksiz alveol, ter ve süt bezleri, kulak kepçesi, diyaframın kaslı olması memelilerde görülür. Kuşlar ve memelilerin ortak özelliklerine baktığımızda ise kuşlar ve memelilerin ikisinde de dört gözlü kalp görülür ve bu dört odacıklı kalp sayesinde temiz kanla kirli kan karışmaz ve bu sayede de vücutlarında temiz kan dolanır ve sıcak kanlı hayvanlardır. Sıcak kanlı hayvanların çevre sıcaklığına göre vücut sıcaklıkları değişmez ama soğuk kanlı hayvanların çevre sıcaklığı değiştikçe vücut sıcaklığı da değişir. Aşağıdakilerden hangisi memeli hayvanları diğer hayvanlardan ayıran özelliklerden biri değildir? İç döllenmenin görülmesi. İç döllenmenin görülmesi mesela kuşlarda da yumurta içeride dölleniyor. Memelilerde de iç döllenme meydana gelebiliyor. Süt bezlerinin varlığı, süt bezleri ve ter bezleri kimde görülecek? Memelilerde görülecek. Akciğerde alveol olması memeli. Ter yine memeli demiştik. Olgun al yuvarlarının çekirdeksiz olması yine ne olacak? Memeli grupta olacak. Şimdi baktığımız zaman kuşlar ve memelilerin genellikle ayrımları üzerinde ya da hani kendilerine özgü özellik üzerine çok fazla soru gelecek karşınıza. Bunları çözerken dikkat ediyorsunuz. Bir sonraki dersimizde virüsleri anlatacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.